Salam, xoş gördük dəyərli izləyicilər. Bugün Gürcü mətbəxindən dadlı olan xaçapuri hazırlayıram. Bir də uşaqların istəyi ilə yenə maraqlı, dadlı, sadə piroşki hazırlayacağım. Həm pendirli, həm kartoflu. Bizi axıra qədər izləyin, inşallah ki bəyənərsiniz. Like edib, abunə olmağı əvvəlcədən unutmayın ki, videolarımızı axıra qədər izləyin. Bizler de size bildiğimiz resimleri bölüşürüz. Dostlar demek ilk önce xaçapurini hazırlayıram. Xaçapur için bize ne lazımdır? 4 stekan un. 1 çay kaşığı şeker tozu, 1 xörək kaşığı quru maya, 1 stəkan isti su töküb onun ortasında demek quru mayanın aktivləşməsini gözləyirik. Bir dolu xörək kaşığı xama, bir ədəd yumurta, bir dolu çay kaşığı duz, çünki içiliyi ki pendir duzlu olur, ona ki az dökürəm, 50 gram yumuşaldılmış kərə yağı, xəmir yoğururuz. Xəmiri yaxşı yoğurduq. Təxmini 20-25 dəqiqə mayalanır. Dostlar, mən bunu bir ailə üçün etdim. Bu porsiyadan 8 ədəd demək xaçapuri çıxır. İstəsəz bunu 2 qatını edib 16 ədəd edə bilərsiniz. Sonra indi də piroşkimizin xəmirini yoğururam. 6 stəkan un. 1 çay qaşığı duz. 1 ədəd yumurta. 50 mg duru yağ. Yani qatıq. Beş gram quru maya. Apardığı qədər də aidi ilıq suyla da xəmir yoğururuq. Bismillah. Bu xəmirimiz də hazırdır. Bunu da qoyaq mayalansın. Ona kimi hər ikisinin içliyini hazırlayaq. Dostlar, demək xaçapurinin içliyini hazırlayıram. Bizə lazımdır duzsuz aidi şor. Bir də biraz duzlu peynir.
bir adet yumurta, duz vurmuram çünkü peynirimiz duzludur. Bir az da qara istiyor, o da zövqe göre. Peynirimiz təzə peynir idi, 2-3 gündür hazırlanan peynirdi. Dondurucuya koydum, donsun ki süzgəçdən keçirəndə rahat keçirə bilək. Demek piraşkin içliyini hazırlayıram. Yine götürmüşüm. Bir 100 gram aydı duz suşur. Doğradığım göğətidən. Zövqə görə duz istiyor. Piraşk için ikinci çiliğimizi hazırlayıram. Kartofla da edeceğim dedim. Onu 3 tane orta boy kartof pişirdim. Zövqe göre duz istiyor, sumak ve sarı köçü. Dostlar, günün altında da koymuşam, heç 10 dəqiqə deyil, artıq
Xəmirlərimiz mayalanıb, birinci xaçabırını pişirək. Arasını yağlamaq üçün də dostlar 150 qram kərə yağını 50 qram da duruyaq. Hava herdinden artık istedi. İnşallah böyle keşmiş yağazın altına artık da çekilişimizi burada yemek mecburiyetindeyiz. Buyruğunu yağı. Kündelerimizi, xəmiri de 8 enseye böldük. Sarsak deyilir, çünkü o biri sarsak, aç sarsak. Şöyle güzel pişir, bir de piraşlı sarsak. Piraşlı pişirdim daha, el uşaqla diyelim. Bismillah. Acarımız kadar böyle nazik yatırırız. Arasını erittiğimiz yağla yağları. Bu axırıncı artıq 8-ci kündə idi. İndi birinci yaydığımız kündədən başlayırıq. İçilik boyu pişirməyə.
Biraz buyruk bu listede biraz mayalansın. Soba ısınana kadar sonra pişirelim. Sobamız da istedi dostlar. Demek 250-280 derecede pişiririk. Dostlar, maşallah artık xəmirimiz güzel mayalanır. Peraşkimiz de hazır ya. Xaçapürlər pişdi, çox ləzzətli. Gözəl soysunlar. Bir boş kalma. Ne güzel, çok teşekkür.
Hala tam soğumuş değil mi? Soğuyanı da bak. Terası yoksa kaçatırım. Hala tam soğumuştu. Hava o kadar isti. Hem yüpeçin kırağında hem oradan kırağında. Mesela göz hakkınızı helal edin. Hazırlayan herkese nuş olsun. Bizi Gürcistan'dan izleyen bütün izleyicilerimin her birini salamlayıram. Her birine öz teşekkürümüzü bildiririk. Çok sağ olun. Bizi bütün dünyanın her bir yerinden izleyen izleyicilerimize de çok sağ olun deyirik. Her birinizden de xahiş edirik dostlar. Videomuzu axıra kadar izleyip, yakınlarınızla paylaşıp, her videomuza like etseniz bizim de videolarımız ileri gider. Biz de həvəslənib, güzel resepler, aile blokları. Güzel çekmişler edip sizinle paylaşıp birgə seyir edersiniz bizi, ailenizle birgə seyir edersiniz. İnşallah size güvenirik. Evvelcilerin de teşekkür edirik. Çok sağ olun. Her birinizden Allah razı olsun. Göz soğuyanla. Hem kartoflu hem çiğ.